Efendim yeniden birlikteyiz. Ulusal özel yayınıyla bu kez karşınızdayız ve yayınımızın bu bölümünde çok değerli iki konuğumuz olacak. Onlardan biri stüdyomuza ağırladığımız Aydınlık Gazetesi Dış Haberler Şefi Sayın Işık Gün Akfırat. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum ve Skype bağlantısıyla bugün yayınımıza katkı sunacak olan çok değerli bir isim daha var. Milat Gazetesi yazarı, avukat Ebu Bekir Elmalı. Sayın Elmalı siz de hoş geldiniz Ulusal Özel Yayın'la. Bulduk, çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi bugün yine gündem başlıklarına şöyle göz attığımızda en çok konuşulan konular içerisinde ki bizler de bugün bültenlerimizde izleyicilerimize paylaştık. Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışarıdan seçim desteği alıp almaması. Yani işte partinin seçim kampanyasına baktığımızda bunun çok net olduğuna dair bazı isimler açıklamalarda bulunuyorlar. Şimdi önce Sayın Akfırat'la başlayalım. Dışarıdan CHP yönlendiriliyor mu? Yani bir destek mi var? Neden bu konu hep gündemde? Aslında gündemde olma sebebi maddi destek değil. Evet. Onun farkındayız. Değil, evet. Maddi destek kanıtlanır, kanıtlar ortaya çıkar ya da çıkmaz. Bu başka bir tartışma. Bence esas bunun bu kadar gündemde olma sebebi bugünkü şu anki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın ta seçilmeden önce 2019 yılında ben muhalefeti birleştirip Erdoğan'ı devireceğim ve bunun için de muhalefeti seçimlerde destekleyeceğim demesiydi. Dolayısıyla şu an belki bir dışarıdan seçim yardımı, işte şu kadar milyon dolar, şu kadar milyon avro konuşuluyor ama bu olsun ya da olmasın, sistemin bütün araçlarıyla, Facebook'uyla, işte sosyal medya araçlarıyla, bu alandaki uzmanlarıyla, işte o hep tartıştığımız duygu haritalarını çıkartan, anket ve iletişim stratejilerini belirleyen, küresel şirketlerde çalışan uzmanlarıyla bu altılı masanın etrafında kenetlenen bir ekip oluştuğunu görüyoruz. Yani bu belki şimdi biz kanıtlarını bulamayacağız, faturalarını, belgelerini ama bu bahsettiğimiz altılı masa etrafında kenetlenen akil adamlar tırnak içerisinde, batılı danışmanlar, uzmanlar, bunlar o işte çeşitli ifade edilen rakamlardan çok daha etkili, seçimlere müdahale anlamında çok daha etkili bir rol oynuyor diye düşünüyorum. Burada çok belirgin ama değil mi? Bu belirgin, hem işte çeşitli partilere baktığınız zaman görebiliyorsunuz. İyi Parti'nin yöneticilerinden işte daha önceden Google gibi bir firmada çalışıp gelen, onun beraberinde ekip getiren, aynı zamanda bütün yayınlarını tarıyorsunuz Batı medyasının, Atlantik medyasının. Örneğin daha yeni Foreign Policy biliyorsunuz en etkili ve dış politikasını belirleyen yayınlardan doğrudan doğruya Kemal Kılıçdaroğlu'na seçim taktikleri veriyor. Ve bu taktiklerden bir tanesi de Amerika'yı sıkıştırma, kamuoyu önünde sıkıştırmaktan çekinme. Yani biz seni destekliyoruz. Ey Kemal Kılıçdaroğlu, senin Erdoğan'a karşı en önemli seçeneğimiz olduğunun farkındayız. Fakat buna rağmen, bu değerlendirmeye rağmen bize saldır ki milliyetçilerden oy toplayabilir. Yani böyle akıl veren yazılar çıkmıyor. Birileri var. Birileri ve çok önemli birileri var. Bu birçok medyada, bütün Batı yayınlarını taradığınız zaman karşınıza çıkıyor. Elbette şeyler, işin daha akçeli kısımları ortaya, böyle somut bir delilin ortaya çıkması gerekir. Ben işi o ortaya çıkana kadar bununla ilgili spekülasyon yapmayayım. Sayın Milat Gazetesi yazarı Elmalı belki bu konuda bilgiler sahibidir, bizimle paylaşır. Ama onun haricinde bu konuda net konuşabiliriz. Bu seçimlere girerken de, bu seçim sürecinde de Amerika'da, Batı merkezlerinde daha yönlendirilebilir, daha iyi yönlendirebileceğimiz bir iktidar kurarız umuduyla altılı masaya akıl veren, yol gösteren, siyasetlerinin çerçevesini çizen, iktidara gelirse ne yapacağına dair programlarını belirleyen bir merkez olduğunu ve bu merkezin de aslında nerede ortaya çıktığını, Türkiye'de de bir merkez olduğunu söyleyebiliriz. Bakın altılı masa dağıldığı zaman Sayın Meral Akşener masayı terk ettiği zaman ortada hiçbir geçerli gerekçe yokken bir merkez devreye girdi ve Meral Akşener o masaya geri döndü.
Ve bize de kamuoyunu da şöyle hepimizi hayret ettik. İnandırdıklarını zannettiler ama aslında kimse inanmadı. Yani Sayın İmamoğlu ile Sayın Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanı yardımcısı yaparak ikna ettiler dediler. Fakat bunun geçerli bir tarafı yok. Çünkü Cumhurbaşkanı yardımcılığı bir kararnameyle atanan, bir kararnameyle geri alınabilen bir makam. Tabi bu isimlerin görevlerini bırakıp meclislerin çoğunlukta, AK Parti'nin meclislerin çoğunluğu olduğu iki büyük belediyeyi AK Parti'ye bırakacağını düşünmek de gerçekçi değil. Dolayısıyla orada bizim bilmediğimiz, böyle kamuoyuna açıklanmayan bir karargâhtan bir mesaj geldiği, tarafların bir masa etrafında toplandığı ve Sayın Akşener'in altılı masaya geri dönmesi için belli kozların devreye sürüldüğünü görüyoruz. Bana sorarsanız bu işte bir belge, şu kadar dış yardım alındıdan çok daha Türkiye'deki seçimlere müdahale anlamı taşımaktadır. Hmm. Ne yazık ki bu uzmanlarla çalışma, işte batılı çeşitli ekipleri istihdam etme, bunlar zaten normal karşılanıyor. Yani artık Türkiye'de ne yazık ki bu tip işte sivil toplumculuk adı altında, küresel şirketlerle ortaklık adı altında normal karşılanıyor. Hadi onları bir tarafa bıraktık. Ama bu kadar böyle mahrem toplantılara etki edecek belli kozları var ve bunları devreye sokmaktan gerektiği zaman işte muhalefetin büyük liderlerini çeşitli noktalara getirmekten çekinmeyen bir karargah var. Evet. Bu karargaha net tavır bence bu seçimlerde seçmenin gözünü dikmesi gereken konudur. Kim bu karargaha net tavır koyuyor? Türkiye'de hangi siyasi kuvvet, hangi parti Amerika'nın tehditlerine net bir tavır ortaya koyabiliyor? Bence seçimin en önemli gündemlerinden bir tanesidir bu. Evet. Bir belge var ama diyorsunuz değil mi? Ya bir şey var. Yani masaya Meral Akşener'i döndüren bir neden var orada diyorsunuz. Ben şunu söylüyorum. Uzmanlar da, yani çok köşe yazarı da sizinle hemfikir aslında. Aslında Aydınlık Gazetesi bununla ilgili Ankara'da bir karargah devreye girdi diye bir manşet attı. Evet. Bu bir böyle ispatlanabilir bir şey değil ama Ankara'da Aydınlık'ın çok köklü ilişkileri var. Biri de bir Aydınlık'ın geçmişten beri gelen olguları analizden gelen belli bir tahlilleri var. Analiz yeteneği var. Analiz yeteneği var, tahlilleri var, çeşitli bilgiler de var. Fakat ortada olan şudur, başka türlü açıklanamayacak bir hadise gerçekleşti. Bu da dediğimiz gibi, yani bunu kamuoyu da gördü. Bunu emin olun altılı masanın tabanı, CHP'nin tabanı çok net gördü. İyi Parti'nin tabanı görmekte kalmadı. İstifa silsilesi başladı. Evet. Çok ciddi tepkiler başladı. Arkaya. Yani biz ne oldu da hani duruşumuzda alkışlıyorlardı Sayın Akşener'i o çıkış yaptığı zaman, ki çok ağır ifadeler kullanmıştı. Burası sizin Halil İbrahim sofrası dediniz, sizin yeme içme sofranıza döndü gibi ifadelerle o masayı terk etmişti. O görünürde hiçbir makul, ikna edici bir sebep olmaksızın geri dönmesi burada bir devreye giren, işleyen müdahale olduğunu bizce açık diyor. Evet, bir üst aklın olduğunu da söylüyorsunuz. Peki şimdi Milat Gazetesi yazarı avukat Ebu Bekir Elmalı'ya dönelim. Sayın Elmalı, bir kez daha hoş geldiniz Ulusal Özel'e. Şimdi Sayın Akfırat'ın açıklamaları bence çok dikkat edilmesi gereken açıklamalar. Hem CHP özelinde, yani CHP'nin dışarıdan bir elin müdahalesi var ifadesi ve bir taraftan da Sayın Akşener'in masaya geri dönme gün saatlerinde diyelim bir üst aklın müdahalesi söz konusu diyor. Siz hem Sayın Akfırat'ın açıklamasına bakarak hem de genel konjonktüre, yani yaşananlara bakarak nasıl bir durum ortaya çıkarırsınız acaba? Evet, öncelikle ben bugün malum Kadir Gecesi, tüm Müslümanların Kadir Gecesi'ni kutluyorum, mübarek olsun. Amin, öncelikle sözüm öyle başlayayım. Çok teşekkür ederim. Evet, hepimizin evet konuğumuzun tespitleri gerçekten çok önemli. Önemli bir noktanın altını çizdi. Meral Akşener'in masadan kalkması olağan olandı. Meral Akşener'in masaya dönmesi olağanüstü bir olaydı. Yani o kadar hızlı bir süratle masadan kalkması ve kalkar kalkmaz zehir zemberek açıklamalarda bulunması. Mesela hatırlayın, işte gizli ajandalar, siyaset devşirmeler, İşte efendime söyleyeyim, ölüme veya işte sıtmaya razı etmeler, ölümü gösterip sıtmaya razı etmeler. Daha sonra kendi siyasal hayatını bitirme pahasına o masaya gelmesi ve bugün gerçek anlamda tüm
anketler gösteriyor ki Sayın Meral Akşener'in masaya gelmesi ve o masaya geri dönmesiyle birlikte oy kaybındaki ivmenin hızlandığını görüyoruz. Daha sonra HDP ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun masanın lideri olarak HDP ile görüşmesinden sonra da zaten İYİ Parti'den gelen istifalarla birlikte de şu anda Türk demokrasi hayatında en hızlı kan kaybeden parti olarak bence tarihe geçiyor. Dolayısıyla böyle bir hatayı, buna mal olacak sonucunu bile bile o şekilde masaya geri dönmesi, bir gün öncesinde zehir zemberek tabiri caizse Türk işi, toplumun duygularını dile getiren beyanlarda bulunup ertesi gün hiçbir şey olmamış gibi masaya oturması ve zaten hezimette Sayın Meral Akşener'in yüz ifadesinde o gün görünüyordu ki medyada da bu gayet çok açık net yer buldu. Şimdi burada CHP ile Amerika Birleşik Devletleri'nin ilişkisini aslında bir yardım ilişkisi olarak görmek çok iyimser olur. Hatta bir ortaklık ilişkisi olarak görmek de çok iyimserlik olur. Aslında bir ast üst ilişkisi var. Yani Amerika Birleşik Devletleri şu anda amir pozisyonunda burada. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'deki YPG'ye bakış açısı, Amerika Birleşik Devletleri'nin bizim topraklarımızda terör estiren PKK'ya bakış açısı, Amerika Birleşik Devletleri'nin FETÖ'ye bakış açısı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'ya, Çin'e ve İran'a bakış açısı, Amerika Birleşik Devletleri'nin bir siyasal İslam modeliyle Türkiye'deki Müslümanları hoş tutalım ama boş tutalım projeleri. Bunların hepsini bir araya getirdiğimiz zaman, bunun üstündeki Amerika Birleşik Devletleri'ni bir kağıtla kapattığımız zaman altılı masanın PKK ile, altılı masanın YPG ile, altılı masanın FETÖ ile, altılı masanın Rusya ile, altılı masanın Çin ile, altılı masanın İran ile, altılı masanın siyasal İslam'a bakışıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin projesinin birebir örtüştüğünü, yani hiçbir şekilde bir milimetrik bile bir sapma olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla bu kadar belirginlik varken, bu kadar efendime söyleyeyim birebir örtüşüyorken altılı masanın projeleri, çünkü hiçbir yerde ayrılmıyor. Yani hiçbir yerde emperyalizme bir muhalefet göremedik altılı masanın hiçbir liderinden, ki bu masanın içerisinde sözüm ona Deva ve Gelecek gibi efendime söyleyeyim normalde emperyalist karşıtı olarak yetiştirilmiş liderler olmasına rağmen sadece onları alkışlayan, efendime söyleyeyim o projeleri alkışlayan ve Türkiye'nin Rusya ile olan ilişkilerini, dış politikasını, Libya ile olan dış politikasını, Doğu Akdeniz'deki dış politikasını, Suriye'de olan dış politikasını sürekli eleştiren bir altılı masa gördük. Dolayısıyla hem Meral Akşener'in gelmiş olduğu nokta itibariyle baktığımız zaman, o masada görünmeyen bir el tarafından oturtulması, yeniden oturtulmasına baktığımız zaman, aynı zamanda altılı masanın birbiriyle birebir örtüşen ve Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi projeleriyle de bu topraklardaki, Türkiye'deki topraklarıyla da birebir örtüşen. Yani şöyle düşünün, Amerika Birleşik Devletleri'nin dostu kimse, altılı masanın dostu da o. Türkiye'nin düşmanı kimse, Amerika Birleşik Devletleri'nin dostu o. Amerika Birleşik Devletleri'nin dostu kimse, altılı masanın dostu da o. İşte FETÖ'ye yapılan hareket veya işte işaret fişekleri, işte KYK'lıların tümünü yeniden göreve başlatacağız. İşte YPG ile Türkiye'nin Suriye'de yapmış olduğu mücadelelerde, işte dış politikada sınırımızda YPG olsun ne olacak tarzındaki beyanlar, PKK'ya ilişkin özellik olsun, federatif olsun ne olacak tarzındaki beyanlar, bayrakların CHP danışmanı tarafından görüntü verilirken Türk bayraklarının kaldırılması. Tüm bunları kefeye koyduğunuz zaman bakıyorsunuz ki Türkiye'ye kim düşmansa Amerika'ya o dost, Amerika'ya da kim dostsa altılı masaya da o dost. Şimdi hal böyle olunca zaten buradaki şeyden tüme varabiliyoruz. Yani bazen tümden gelirsiniz, bazen tüme varırsınız. Küçük parçaları bir araya getirdiğimiz zaman, legoları bir araya getirdiğimiz zaman ya da yapbozları bir araya getirdiğimiz zaman, eskiden çocukken oynadığımız o yapboz parçalarını bir araya getiriyoruz, yapboz ekranında kocaman bir Amerika bayrağı oluşuyor. Dolayısıyla diğerleri her birer küçük parça olarak, işte altılı masa küçük bir parça oluyor, söylemler ve projeler küçük bir parça oluyor. Ama tamamını bir araya düzdüğümüz zaman, hepsini bir araya getirdiğimiz zaman ortaya kocaman bir Amerikan bayrağı çıkıyor. Propagandada da aynı şey yapılıyor. Hep liberalist propagandalar, bakın dikkat edin, hep liberalist
propagandalar yapılıyor. Amerikan vari propagandalar yapılıyor. Fakat yani şunu bir kere kabul etmek lazım. Türk toplumunun sosyolojisine çok uzak propagandalar yapılıyor. Yani Türk sosyolojisinin kendine özgü, ta işte ben söyleyeyim Osmanlı'dan kalma ve daha eski kadim Türk devletlerinden kalma bir sosyolojisi var. Yani biz mesela liberal propagandalar daha çok bireycidir malumunuz. Yani işte bir soğan muhabbeti dönüyor mesela. Şu anda ben de Erzurum'dayım. 9,5 liraya 10 liraya soğan satılıyor. 30 liraya o soğan orada kaldı dezenformasyondan. Bir soğanla efendime söyleyeyim bir propaganda yapılıyor. Bunlar liberal propagandalar. Aslında Türk sosyolojisine baktığınız zaman Türk tipi propagandaların daha devletçi olması lazım. Bireyci değil. Gerçekten Türk sosyolojisini tanıyorsanız, biliyorsanız Türk toplumu devletçidir. Güvenlik politikaları Türk toplumu için önemli propaganda araçlarıdır. Dolayısıyla efendime söyleyeyim bunların üzerinde yapacağınız siyasetle de puan toplarsınız. Ama yaptıkları propagandaya baktığımız zaman da nakit para getireceğim ama neyin karşılığı belli değil. Tamamen bireye özgü. Bunun karşılığında devlet olarak nelerden taviz vereceğiz ya da yabancının parası ne diye bizim ülkemize geliyor. Bunlar sorgulanmaksızın. Yani sözün özü hem Altılı Masa'nın yapmış olduğu propagandaya baktığımız zaman liberal propagandalar Amerika Birleşik Devletleri'ne ele veriyor. Hem Altılı Masa'nın projelerine baktığımız zaman bize Amerika Birleşik Devletleri'ni ele veriyor. Hem de dost ve düşman ilişkilerine baktığımız zaman dost olmak istedikleri devler Altılı Masa'nın projesinde bunlar da bize Amerika Birleşik Devletleri'ni ele veriyor. Burada unutmamamız gereken seçmenin özellikle çok düşünmesi gereken nokta şu, dikkat etmemiz gereken nokta şu, burada Amerika Birleşik Devletleri yardım eden değil, ortaklık yapan değil, doğrudan bir amir pozisyonunda. Buna dikkat etmek lazım. Evet, peki. Tabii siz yanlış anlamadıysam Erzurum'da 5-10 liraya soğan yiyorsunuz ama biz tabii sizin kadar şanslı değiliz. Burada 30 liradan şu anda bir market fiyatlarına baktığınızda, pazar fiyatlarına baktığınızda ortalama 30 liradan soğan pazarda alıcı bekliyor. Böyle de bir burada tablo var. Burada 10,5 lira şu anda. 10,5 lira geçen şeydeydik, pazardaydık. Soğan da çok güncel olunca özellikle. Evet, çok konuşulunca. Ben anlamam da zaten soğandan. Aynen onun için dedim bir fiyatına bakayım. 10,5 lira. Tabii ki yani şöyle soğan da 10 lira da pahalı yani. Şu anda evet. Öyle söyleyeyim bu sezonsal olarak bunlar oluyor. Bunların farklı politikaları var. Bunlar farklı endişelerden veya farklı şeylerden kaynaklandı. Biz yıllarca toprağımıza hor baktık. Şimdi bunları da kabul etmek lazım. Doğru. Yani yıllarca sulama projeleri bu memlekette atıl vaziyette kaldı. Ne zamana kadar? Pandemiye kadar. Pandemiden sonra hükümet işe uyandı ve dedi ki yetiştirdiğin senin. Eğer toprağı işliyorsan senin. Diğer her şey yalan. Ve ondan sonra sulama projelerine daha fazla rağbet oldu. Ben avukatım, müvekkillerimden biliyorum. Daha evvel 1 TL iz ödenek dediğimiz sulama projelerine bugün itibariyle para yağıyor. Ama ne zamandan beri? Pandemiden beri. Pandemi öncesi 2017-2016 tarihli sulama projelerinde 1 metre bile boru döşenmemişken pandemiden sonra hızla döşeniyor. Dolayısıyla evet orada hatalarımız var ama bunun da hükümetin şu anda bunu çok yakından anladığını ve buna yönelik projeler yaptığını da görüyoruz. Evet, peki. Şimdi Sayın Elmalı, teşekkür ediyorum. Sayın Akfırat'a hemen dönelim. AK Parti'nin seçim beyannamesinde şimdi sivil anayasa vaadi var. Şimdi bu tabii çok konuşuluyor. Yani nasıl bir değişiklik olacak, bu anlamda nasıl bir yol haritası izlenecek diye. Ama bir taraftan da şimdi baktığımızda özellikle geçmiş döneme işte Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti 2018 seçimleri öncesinde de aslında bir yeni anayasa vaadinde bulunmuştu. Şimdi önce Sayın Akfırat'a soralım. Yani bu değişiklik niçin isteniyor? Yani bugüne kadar yaklaşık 23 yıldır iktidarda olan bir partiden bahsediyoruz yaklaşık. Şimdi bu seçim vaatleri içerisinde bu sivil anayasa konusu sizce niçin konuşuluyor? Sayın Elmalı'nın CHP ve Altılı Masa ile ilgili tespitine harfiyen katılıyorum. Oradaki ilişki dediği gibi biz bu işin hani ekipler falan tarafından bahsettik. Bir yandan şeyi vurgulamıştık, programlarının çerçevesini çiziyor. Evet. Ama tam olarak tarif ettiği gibi bir astüs ilişkisi, bir kullanılma alet ve kullanan ilişkisi var. Bu çok doğru. Fakat diğer iki büyük ittifaktan diğeri Cumhur İttifakı bu seçimlere girerken yaptığı adımlarla evet Biden'ın devirmek istediği hükümetti Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan.
Fakat bu seçim düzlüğünde ekonomideki sıkışmalar, etrafımızı kuşatan Amerikan tehditlerinin ağırlığı şöyle bir politikaya dönüşmüş görünüyor. Hükümet bu seçimlere Amerika ile uzlaşarak, Amerika'nın atabileceği adımlardan, ekonomik operasyonlar, işte Doğu Akdeniz'den, Kıbrıs'tan ya da Suriye'nin kuzeyinden, Türk ordusuna yönelik çeşitli kışkırtmalar, bu tip hamlelerin yaratacağı ekonomik sarsıntıları, göğüsleme endişesi, bunları yapıp yapamayacağına dair kararsızlık, hükümeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Amerika ile uzlaşmaya itti. Bizim yaptığımız tespit bu. Bunun ilk emarelerinden bir tanesi, yani seçim sathına girildiği zaman Hüdapar'la yapılan ittifak oldu. Yani nasıl ki biz Sayın Akşener'in masadan çıkıp geri dönmesini açıklayamıyorsak makul bir gerekçeyle, Hüdapar'ın da bu ittifaktaki varlığını BBP, Büyük Birlik Partisi'ne, MHP'nin tepkilerine rağmen Hüdapar'ın bu ittifaka monte edilmesini açıklayamıyoruz. Çünkü Hüdapar aslında HDP'nin kardeş partisi. Şeyh Saidçilik'te, Seyit Rızacılık'ta birleşiyor. Bölgesel ayrılıkçılıkta birleşiyor. Ve siz bu Hüdapar'ı ittifaka dahil ettiğiniz zaman o Ali Babacanlar, Davutoğlu'lar, işte şimdi yine CHP listelerinden Ergenekon zamanının Adalet Bakanı değil mi? CHP listelerinden görüyoruz. Sedat Erginler, bunların olduğu dönemin o söylemleri tekrar karşımıza çıkıyor. Sivil anayasa odur. Anayasanın sivili olmaz. Sivil anayasa dediğiniz zaman siz o Batı'nın devleti çökertmek için, devletin altını boşaltmak için, devletin toplumla, kamunun, vatandaşla ilişkisini bozmak için, tam da Sayın Elmalı bahsetti Türk sosyolojisinin devletçi, milliyetçi niteliğinden, tam da bu sosyolojiyi aşındırmak için okyanus ötesinde uzun uzun raporlar hazırlamışlardı. 2010'lara geri dönelim. Aydınlığın bu konuda çok sayıda yayını vardır. Tam olarak tarif budur ve bu kavramlar arkasındaki programı ele verir. Belki Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti kurmayları, bizim sivil anayasa tarifimiz de işte altılı masanınki bir değil diyecektir. Fakat anayasanın sivili olmaz. Anayasa devleti düzenleyen bir temel metindir, kurucu metindir ve bu kamu ağırlığını siz sivil sözcüğüyle aşındırmak için ancak sivili tercih edebilirsiniz. Ve bu arka arkaya atılan adımlar aslında bu sivil anayasa çıkışıyla uyumludur. Çünkü yine geçenlerde yaptığımız bir manşetti. Mavi Vatan'daki duraksama dönemi, geri çekilme dönemi. Yani eskiden adalarda bir kışkırtma olduğu zaman Navtex ilan ederken bir geri çekilme söz konusu. Pek çok alanda, Mavi Vatan'da o 2019'ları, 2020'leri hatırlayalım. Her alanda korku uyandırdığımız günlerden söylemde bir gece ansızın geliriz dediğimiz, fakat sahada çalışmalarımızı geriye çektiğimiz, kızağa çektiğimiz bir dönemdi. Tabii ki TGC Anadolu'nun sulara indirilmesi büyük gurur. Evet. Bu tartışma dışıdır. Bu Mavi Vatan'daki hükümetin politikasından bağımsızdır ve çok stratejiktir. Evet, bugünle burada, ilgili değildir. Evet, tam burada Sayın Akfırat bir virgül koyalım. Bir çok kısa bir reklama gidelim, sonra devam edelim. Tabii, buyurun. Evet, kısa bir reklam arası değerli izleyenler. Ulusal Özel devam edecek. Evet, yeniden beraberiz. Erdoğan'ın sivil anayasa vaadini konuşuyoruz ve Sayın Akfırat devam ediyordu. Sözü size bakalım. Tabii. En son Mavi Vatan başlığı. Evet. Bu sivil anayasaya kadar giden sürecin birbiriyle uyumlu bir takım adımlardan geçtiğini vurgulamaya çalışıyorum. Burada Mavi Vatan'da evet, Anadolu gemimiz bizi okyanuslara açan, 500 yıl sonra ilk defa Türk'ü okyanuslara açan çok önemli bir hamle oldu. Fakat onun dışında 6-7 başlığa bakıyorsunuz. İşte Mısır'ın anlaşmasını, Güney Kıbrıs'ta anlaşmasını kabul etmeden tutun da şeyin o Sevil haritasının sınırları dışında bir çalışma yapmamaya kadar varan
Bir politika var. Bu 3 yıldır devam ediyor. 2-3 yıldır görünür hale geldi. Bunu söyleyebiliriz. En son Amerika'nın Hazine Bakan Yardımcısı geldi, bize parmak salladı. Yaptırım sopası gösterdi. Bunlara uymazsanız çok ciddi sorunlarla karşılaşırsınız diye. Biz de düğmelerimizi ilikledik ve uyacağız dedik. Tamamen Rusya'ya karşı yaptırımlarda bir sıkıntı çıkmayacağız dedik. Biz dedikçe onlar daha çok sopa göstermeye başladı. Biz daha çok uyacağız dedik. Yani burada da o yaptırımlara kafa tutan tavırdan ciddi bir geri adım görüyoruz. Bunun neticesine yine gazetede buna yer verdik. Ekonomist gazetesi, biliyorsunuz Batı basının çok önemli demirbaşlarından ekonomi alanında şöyle bir ifade kullanıyor. Erdoğan uslandığının sinyalini veriyor bu seçim sürecinde Batı'ya. Ve manşet yapıyor. Evet, bunu şeyinin o manşetine taşıyor, gazetenin manşetine taşıyor. Şimdi bu işaretleri birlikte değerlendirdiğiniz zaman sivil anayasa bir yere oturuyor. Bu elbette aynı konumda değil. Fakat Sayın Elmalı'nın tarif ettiği bir astüst ilişkisi olan altılı masa var. Fakat o üste, o üst akla, o Türk siyasetini dizayn etmeye çalışan Amerika'ya kafa tutmak yerine onunla uzlaşma arayışlarına giren, onunla sistem içi bir takım mutabakatlar arayan mevcut AK Parti hükümeti var. Dolayısıyla burada diyelim bir ayı 14 Mayıs'a kadarki süreci siz böyle kurtarabilirsiniz ama 15 Mayıs var, 15 Haziran var. Burada attığımız adımların o zaman ödenecek bedelleri var. Zaten o bedelleri şimdiden sopa olarak göstermeye başladı. İşte Bloomberg 30 dolar dolar 30 liraya kadar çıkacak demeye başladı. Dolayısıyla bu nasıl ki seçmenin gözünün önüne getirmemiz gerekiyor. Muhalefetin bir teslimiyetçi çizgi içerisinde programını ona teslim ettiğini çok güzel ifade etti Elmalı. Kimse Amerika'nın dostu, altılı masanın da dostu oluyor. Kimse düşmanı, onun da düşmanı oluyor. Bu programdaki örtüşme geçerli. Fakat diğer tarafta da Türkiye'nin bu saldırıları göğüsleyeceği çok geniş bir ittifaklar potansiyeli var. Rusya'sı var, Çin'i var, İran'ı var, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, Hindistan'ı var, BRICS ülkeleri var, Şangay İşbirliği Örgütü var. Bakın son bölgemizdeki adımlara bakalım. Suudi Arabistan-İran anlaşması Pekin'in ev sahipliğinde yapılıyor. Suriye tekrar Arap Birliği'ne geri döndürülüyor. Yemen'deki kanayan yaradır, çok büyük zulümlerin yaşandığı Yemen'deki savaş sona erdiriliyor. Nerede bunların kalbi? Asya'da atıyor. Bu barışın ve işbirliğinin Asya'da attığını görüyoruz. Türkiye burada ne yazık ki Asya'da çok öncü bir rol oynayacak ülkedir. Ağırlığı itibariyle, ekonomisi, insan birikimi itibariyle. Fakat biz o süreçte ne yaptık? Dönüp şu son iki aya baktığımız zaman Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylıyoruz. Yani şimdi İsveç'ten daha büyük tehlike. Evet, PKK'yı destekledikleri su götürmez. Fakat Finlandiya ile NATO'nun genişlemesi İsveç'ten daha büyük tehlike. Sadece Rusya için değil, Türkiye için de. Çünkü o genişleyen namlular Yunanistan'ın kuzeyinden bize bakan NATO namluları. Aynı namlular, ikisi farklı değildir. Ve biz hükümetiyle, muhalefetiyle mecliste o, ya bu Türkiye için ileride çok büyük bir utanç vesikası olacaktır. Bir milletvekili çıkıp NATO'yu eleştiren, bu NATO Müslüman katilidir diyen, bu NATO namlularını bize çevirmiştir diyen çıkmadı. Evet, altılı muhalefet zaten NATO'cu, zaten NATO'yla bütün tam teslimiyet şeklinde işbirliğini savunuyor. Fakat ne yazık ki AK Parti'den, ne yazık ki Milliyetçi Hareket Partisi'nden, Büyük Birlik Partisi'nden de bu tepki çıkmadı. Dolayısıyla bu seçimlerde çok doğru bir yere getirdiğimizi düşünüyorum. Bunun 15 Mayıs'taki tehlikeleri yalnızca güvenlik meselesi de değildir bu arada. Bakın, doları tehdit olarak, sopa olarak kullanmaya devam edecekler. Biz tarımın ihmal edildiğinden yine Sayın Milat yazarı Elmalı bahsetti. Biz ucuz gübreyi nereden bulacağız? Ucuz mazotu nereden bulacağız? Eğer bu komşularımızla bütüncül bir ittifak stratejisi izlemezsek, eğer Batı baskısıyla İran'dan mazot almaktan korkarsak, Batı baskısıyla ki biliyorsunuz gübreye de yaptırım uyguladı, Rusya'dan, dünyanın her tarafına en kaliteli gübreyi ithal eden Rusya'dan gübre almaktan korkarsak, biz nasıl ayaklandıracağız? Nasıl gıda güvenliğimizi sağlayacağız 15 Mayıs'tan sonra? Bu, bence bu soru üzerine de
hem altılı masa muhalefet ittifakına oy verecek seçmenimizin düşünmesi gerekiyor. Hem de AK Parti Cumhur İttifakı seçmeninin bu soru üzerine düşünmesi gerekiyor. Bu tehditleri uzlaşmacı 14 Mayıs'a kadarki süreci düşünen bir ufukla, bir politikalar manzumesiyle göğüsleyebilir miyiz? Benim kanaatim göğüsleyemeyiz. Zaten bunu da gazetemize çokça dile getirdik. Şu anda bir artık çıkmazın son düzlüğüne girmiş durumdayız. Bu sistem içerisinde Atlantik sistemi çok kuvvetli. Ne yazık ki hükümet içinde de çok kuvvetli. Biz onu görüyoruz yani. Şu son sivil anayasa tartışması da bunu gösteriyor. AK Parti içinde de Atlantik'in, Amerika'nın çok kuvvetli bir ağırlığı var ve şu anda devrede, şu anda yürürlükte o ağırlık. Fakat bunun bedeli çok ağır olur. Peki. Evet. Şimdi hemen bu konuyu yine yorumlaması adına ve bir taraftan da Işık Günbey'in ifadelerini duydunuz Sayın Elmalı. Siz özellikle evet. Bu sivil anayasa konusu, Erdoğan sivil anayasa çağrısı ve Sayın Akfırat'ın da az önceki tespitleriyle ilgili eminim ki çok şey söyleyeceksinizdir Sayın Elmalı. Artık son dakikalara da girmiş bulunuyoruz. Tabii. Yaklaşık 12 dakikalık bir zamanımız var. Erdoğan için de iktidar vakti oldu. Nasıl yorumlarsınız efendim? Şimdi şöyle, bir kere gerçekten Aydınlık Gazetesi'ni kutluyorum. Ben de yakından takip ediyorum. Siyasal iktidarın en büyük sıkıntısı 20 yıllık iktidarı boyunca bir kültürel iktidar ortaya çıkartamaması. Hiçbir kimse yani siyasal iktidarı destekleyen veyahut da siyasal iktidardan nemalanan işte STK'lardır, işte akademisyenlerdir. Bunlar hiçbir zaman konfor alanlarından taviz vermediler ve dolayısıyla biz 20 yıllık bir siyasal iktidar döneminde bir kültürel iktidar maalesef kuramak. Dolayısıyla özellikle böyle ray değişikliklerinde işte Atlantik politikalarından Avrasya politikalarına geçiş veya işte öyle kabul edilecek hamlelerde falan siyasal iktidarı destekleyecek kültürel iktidar hareketleri de göremedik. Aslında çok önemlidir bu kültürel iktidarlar çünkü siyasal iktidarlar buradan güç alır ve beslenir. Özellikle Mavi Vatan vurgusu çok önemli. Gerçekten çok önemli ve Mavi Vatan'da bize Mavi Vatan her şeyden önemlisi bize stratejik bir özellik kazandırmıştı bölgede. Dolayısıyla daha sonra gelen baskılarla özellikle Mavi Vatan'daki gevşeme ibaresi çok doğru bir ibare. Bunu da ben yine Aydınlık Gazetesi'nden takip ettim ve oradan okudum. Gerçekten bunun altı çizilmeli ve bu özellikle Mavi Vatan projesi özel bir başlık adı altında bence incelenmeli, konuşulmalı, tartışılmalı ve çok daha yüksek sesle de dile getirilmeli. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri burada Güney Kıbrıs Rum yönetimi, İsrail ve aynı zamanda İtalya üzerinden anlaşarak burnumuzun dibindeki doğalgazı tamamen biz oyun dışı bırakarak Dede Ağaç'taki LNG depolarına, mesela Dede Ağaç'ı sadece silahlandırmıyor, Dede Ağaç'ta LNG depolama projesi olarak da düşünüyor. Dolayısıyla oradan gelen doğalgazı, yine bizim burnumuzun dibindeki kendi doğalgazımızı bize hiç dokunmadan, bize hiç 5 kuruş menfaati olmadan Dede Ağaç'ta depolayıp oradan da Avrupa'ya pazarlama derdindeydi. İşte biz o dönemdeki Mavi Vatan projemizde buna bir balta vurduk ve bu projeyi en son Amerika Birleşik Devletleri'nin uluslararası hukukta no paper dediğimiz yani resmi olmayan evrakla projeden vazgeçtiğini bildirmesiyle bu sonuçlanmıştı. Ama görünen o ki geldiğimiz bu son yüzyılda enerjinin özellikle mihenk taşı olması ve Türkiye'nin de cari açığının çok büyük bir kısmının enerjiden kaynaklanması sadece Türkiye için değil tüm ülkeler için enerjinin en önemli kaynak olması durumunda şöyle düşünün. Bir televizyon programında bunun örneğini vermiştim. Artık öyle bir dönemdeyiz ki yani daha evvelde göçler, tarihi etkileyen göçler de enerji kaynaklarına ulaşabilmek için yapılıyordu. Su önemli bir enerji kaynağıydı. Dolayısıyla kavimler göçü enerji kaynaklarına doğru olmuştu. Şimdi yeniden şekillenen bu dünya gene enerji üzerine şekilleniyor ve dolayısıyla artık öyle bir haldeyiz ki ya enerjiyi üreten olacaksınız ya enerjiyi taşıyan olacaksınız ama üçüncüsü kesinlikle olmayacaksınız, helak olursunuz. Sadece enerjiyi tüketenseniz sizin bağımsız bir Türkiye'den bahsetme şansınız yok. Enerjide bağımsız olmadığını sürece biz bağımsızız demeniz tamamen bir kuru laftan ibarettir. Dolayısıyla bu çok önemli, Mavi Vatan'ın altı çizilmeli. Hemen sivil anayasaya geleyim. Evet, sivil anayasadaki kasıt
Aslında şimdiye kadar yapılan anayasaların askeri darbeyle yapması. Dolayısıyla bir siyaseten konsensüs gereği, gerçek anlamda bir konsensüs olarak anayasalardaki o ütopyayı gerçekleştirebilmek. Ama bugün geldiğimiz siyasi tabloya baktığımız zaman bunun gerçekleşmesi mümkün mü? Değil. Bir sivil anayasayı da ben bugün itibariyle bir ütopya görüyorum. Çünkü daha bizi biz yapan Türklük kavramında bile anlaşamamış siyasi partilerden oluşuyoruz. Yani en kurucu kavramımız Türk kimdir? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kimdir? Bunun tanımında bile 12 tane parti 12 farklı şey söylüyor. Dolayısıyla şu anda sivil anayasa bir ütopya olarak görülüyor. Ama keşke evet bir sivil anayasa yapılsa. Neden? Çünkü 1982 anayasası tamamen vesayet makamları üzerine kurulu, vesayet makamlarının otokontrolünde oluşan ve yine Amerika Birleşik Devletleri'nin istediğini aldığı bir anayasaydı, bir yazılı metindi. Onun peşine bunu defalarca değiştirdik. Artık tabiri caizse ördeği kuşa çevirdik, serçeye çevirdik. İşte o maddeyi değiştik, öbürünü değiştik. 20'nin üstünde, 30'un üstünde değişiklikler oldu. Bir de bir sistemi değiştirdik. Yani parlamenter rejime kurulu, parlamenter rejimin temeline oturtulmuş bir anayasayı biz başkanlık sistemine çevirdik. Dolayısıyla şu anda anayasa olarak birbiriyle çelişen birçok hüküm var. Hoş anayasalı bir devletiz ama anayasal bir devlet miyiz? O da ayrıyeten tartışılır. Çünkü anayasanızın olması size anayasalı bir devlet yapar. Ama düzgün işleyen bir anayasanız yoksa, düzgün işleyen bir anayasa mahkemeniz yoksa sadece anayasalı bir devlet olarak kalırsınız. Anayasal bir devlet olamazsınız. Zaten anayasal bir devlet olamadığımızdan da dolayı da buradaki açıklıklar, buradaki birbiriyle çelişen hükümlerden çok rahatsızlık duymuyoruz. Ama gerçek anlamda bir anayasal devlet olsak burada birbiriyle çelişen birçok hüküm var. Dolayısıyla özellikle mesela eksen değiştirdiğimiz bir yerde, üretim politikalarına geçtiğimiz bir yerde, üretim ekonomisi dediğimiz yerde bizim bu anayasayı da gerçek anlamda konsensusla çok köklü değişiklikler yapmamız elzem. Ama bugün geldiğimiz yer itibariyle mesela üretim ekonomisi diyoruz ama işte Mehmet Şimşek'ten bahsediyoruz. Yani tam üretim ekonomisine inanıyoruz, üreteceğiz, üretip kazanacağız diyoruz ama bakıyoruz ki bir Mehmet Şimşek ismi geziyor dolanıyor. Mehmet Şimşek liberal ekonomiler için. Yani o zaman liberal ekonomi uygulayacaksak o zaman üretim ekonomisine geçiyoruz diye kemerleri niye sıkıyoruz? Neden sabrediyoruz o zaman? Yani bazı şeylerin birbiriyle uyumlu olması gerekir. Söylemek istediğim nokta bu. Ez cümle şununla kapatayım, özetleyeyim. Peki. Bir, Aydınlık Gazetesi'ni gerçekten çok teşekkür ediyorum. İzleyicilerin de mutlak surette Aydınlık Gazetesi'ni takip etmelerini öneriyorum. Bir kültürel iktidar oluşturuyorlar. Tespitleri çok doğru. Mavi Vatan projesinden taviz vermeden devam edilmeli. İki, bir sivil anayasa dediği yani sivillerin oluşturduğu, askeri darbeyle sert makamını oluşturmadığı bir anayasaya gerçek anlamda eğer ilerleyeceksek ihtiyacımız var. Ama ve lakin şu günkü gelmiş olduğumuz siyasal zemine baktığımız zaman bizim anayasa gerçek anlamda sivil dedikleri yani herkesin konsensus olarak bir anayasa yapma kabiliyetine de şu anki siyasi zeminin müsait olmadığını çok açık görüyorum ve dolayısıyla onun bir hayalden ibaret olduğunu görüyorum. Peki. Sayın Elmalı, çok teşekkür ediyoruz efendim bu değerli yorumlarınız için. Milat Gazetesi yazarı Avukat Ebu Bekir Elmalı yayınımıza katkı sunduğunuz için ve tabii ki Aydınlık Gazetesi Dış Haberler Servisi Şefi Sayın Işık Günak Fırat. Efendim size de çok teşekkür ediyoruz. Son bir cümle söyleyebilir miyiz? Son bir cümle, peki buyurun. Buyurun. Sadece bir cümle. Lütfen. Sayın Elmalı'nın söylediği o kültürel iktidar değişimi. Türkiye'de aslında kültürde Amerika Atlantik iktidarı var. Hı hı. Bunu değiştirmenin bir tane yolu var. Eğri oturalım, doğru konuşalım. Evet. O da Vatan Partisi'nin bu mecliste temsil edilmesi. Aydınlık Gazetesi'nin yayın yönetmeni İlker Yücel'in parlamento sırasında olmasıdır. Bunun altını çizelim. Çünkü zaten 20 yılda değiştirilemeyen iktidar aynı şeyleri deneyerek kültürel iktidar değişmez. Bu iklim, Avrasya iklimi ancak Vatan Partisi meclise girerse yaratılabilir. Onun da altını çizmek isterim. Peki, buradan da bir cevap havasında İtirazın olmadığını söyleyebilirim. Evet, itirazı olmadığını. Söyleyeyim. Çok teşekkürler. İlker Bey'i biz de görmek isteriz. Niye olmasın? Peki, inşallah görürüz de. Çok teşekkür ediyoruz her iki isme de. Evet, değerli izleyenler, bir ulusal özel yayını daha burada noktalıyoruz. Hepinize güzel bir akşam diliyoruz efendim. Hoşçakalınız.